Merhabalar, hoş geldiniz. Bu web tasarım videosunda kaydırma çubuklarının hareketiyle kullanıcıya efektli şekilde gösterilen elemanlar için hangi işlemler yapılması gerekir? Bunlar hakkında konuşacağız. Öncelikle bu tür efektin bir ismi var mıdır, yok mudur bilmiyorum. Fakat internette sıkça gördüğümüz efektlerden bir tanesi. Öncelikle nasıl bir işlem yapacağız, buna bir bakalım. Şimdi internetten şöyle bir şablon indirdim. Tamamen bedava bir şablon. Bu şablonda şu anda hiçbir efekt yok. Kaydırma çubuğunu indirdiğim zaman normalde böyle efektler uygulansaydı buradaki elemanların efektli şekilde kullanıcıya gösterilmesi gerekirdi. Fakat şu anda hiçbir şey yok. Fakat biz bu efektleri uyguladığımız zaman sayfamız şu şekilde dönüşecek. Şimdi kaydırma çubuklarını indirdiğim zaman gördüğünüz gibi elemanlarımız tam yeri geldikleri zaman, yani kaydırma çubuğu ile yükseklikleri aynı konuma geldikleri zaman kullanıcıya efektli şekilde gösteriliyorlar. Bu şekilde. Dediğim gibi internette sıkça rastlayabileceğiniz türden efektler. Şimdi bunun için çok farklı yollar izlenebilir. Yani bütün her şeyi kendimiz de yapabiliriz. Zor bir iş değil, onu söyleyeyim. Fakat çok uğraştırıcı bir iş. Çünkü sayfamızdaki bütün efekt uygulayacağımız bütün elemanların yüksekliklerini belirlememiz lazım. Daha sonra kaydırma çubukları bu yüksekliğe ulaştığı zaman sakladığımız elemanları çeşitli efektlerle kullanıcıya göstermemiz lazım ki şimdi söylemesi 10 saniye sürse de bunun kodlaması, planlaması gerçekten çok uzun zaman alacak bir proje olur. O yüzden bir kütüphane kullanacağız bu uygulamamızda. Her şeyi çok da kolay şekilde yapacağız. Şimdi bu iş için oldukça fazla kütüphane internette mevcut. Fakat benim önerdiğim kütüphane AOS kütüphanesi. Öncelikle AOS'u Google'dan direkt arayarak GitHub sitesine, yani buraya ulaşabilirsiniz veya buradan da direkt buraya ulaşabilirsiniz. Öncelikle demo sayfasına bir bakalım. Bize ne gibi özellikler sunuyor onu görelim. Şimdi kaydırma çubuğunu aşağı doğru indirelim. İşte Fade özelliği varmış. İşte elemanlar bu şekilde kullanıcıya gösterilebilirmiş. Daha sonra döndürme özellikleri varmış. Bu şekilde. Zoom efekti var. Farklı ayarları da varmış. Buradan görebiliyorsunuz. Yani çok fazlaca özelliğinin, çok fazla türden efektin olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu kütüphaneyi öncelikle HTML sayfamıza ekleyelim, çalıştıralım. Çeşitli efektler vererek uygulamamızı tamamlayalım. Öncelikle bu kütüphanelerin çalışması için ilk olarak tabii ki JS uzantılı dosyaların HTML sayfamıza eklenmesi gerekiyor. Bu kütüphane için bir de CSS dosyasının eklenmesi gerekiyor. Çünkü CSS türünden efektler uygulanıyor. Tabii ki bunları direkt GitHub sitesinden bütün dosyaları bilgisayarımıza indirerek ve oradaki CSS ve JS uzantılı dosyayı HTML sayfamıza ekleyerek de yapabiliriz. Veya direkt CDN de kullanabiliriz. Yani buradaki linki ben direkt Ctrl-C ile kopyaladım ve bunu direkt HTML sayfasına yapıştıracağım. Şimdi şuraya Ctrl-V ile CSS dosyasını eklemiş oldum. Daha sonra da JS uzantılı dosyayı da buraya eklemiş oldum. Tabii ki head düğümlerinin arasına ekleyeceğim bu yapıları. Ctrl-C ile burayı kaydettim. Şimdi bu dosyaların da aktive olması için, yani çalışması için de bir komut eklemesi yapmamız gerekiyor yine HTML sayfamıza. Zaten burada açıklamalar çok açık ve net şekilde yazılmış. Burada da komutun, yani dosyaların çalışabilmesi için de bu komutun yazılması gerekiyormuş. Ctrl-C ile bunu kopyaladım. İster HTML'e daha önceden eklediğimiz biz JS uzantılı dosyamıza bunu ekleyebiliriz. İstersek de direkt HTML sayfamızın içine ekleyebiliriz. Body'den hemen sonraya ben bu komutlarımı ekledim. Ctrl-C ile de kaydettim. Artık her şey hazır. Artık efektleri istediğim elemana rahatlıkla uygulayabilirim. Öncelikle şu elemanımı kapatayım. Bu eleman için zaten bunları yapıyorum. Şu anda hiçbir efektim yok. Başlayalım. İlk olarak şuradaki yazımıza efektimizi ekleyelim. HTML kısmına gelelim. Yazımız our services'dı. Dikkat ederseniz H1 başlığı ile HTML sayfasına bu eleman eklenmiş. Şimdi buraya data AOS
özelliğini kazandırdım. Tabii ki animation name'i değiştirmem gerekiyor. Çünkü böyle bir şey tanımlı değil. Animasyon ismimizi de şuradan rahatlıkla bulabiliriz. Pek çok animasyonlar var. Bir döndürme işlemi olsun. Flip left olsun. Ctrl S diyelim. Şimdi sayfamızı yenileyelim ve bir test edelim. Her şey yerli yerinde mi? Her şey çalışıyor mu? Şimdi gördüğünüz gibi buradaki artık yazımız animasyonlu hale geldi. Şöyle. Yani her şey çalışıyor. Her şeyi düzgünce yapabilmişiz. Şimdi şuradaki elemanlarımız için bazı efekt işlemleri yapalım. Öncelikle Chrome'dayken buradaki elemanlarımızın katmanını bir bulalım. İncele ile Service Item diye bir div katmanım var. Buraya yine Data Aus ekini getireceğim ve bu elemanımın hepsi için efekti uygulamış olacağım. Hemen şurada bir yerde olması lazım. Şurası. Şimdi bunu kopyalayayım. Ctrl C ile buraya yapıştırayım. Fakat farklı bir efektimiz olsun. Şuradan efektlere bakalım. Bu da Fade Right olsun. Şöyle bir şey yapalım. Ctrl V dedim. Şimdi diğer elemanlar için de aynı şeyi yapacağım. Şuydu elemanımız. Ctrl S dedim. Şimdi bir bakalım. Her şey doğru mu? Başlığımız geldi. Elemanlarımızda herhangi bir hareket gözleyemedim. Hemen bir daha bakalım. Tabii ki Flip Fade Right demişiz. Böyle bir animasyon yok. Yanlış yazmışız. Şöyle. Şöyle. Şimdi olması lazım. Gördüğünüz gibi bütün elemanlar görünmesi gerektiği kaydırma çubuğu yüksekliğinde soldan sağa doğru hareket ettiler. Fakat burada bir geliştirme yapmak istiyorum. Elemanlar bütünlüğüyle değil de tek tek gelsinler. İşte ilk elemanım ilk başta gelsin. Daha sonra ikinci elemanım, üçüncü elemanım, dördüncü elemanım gelsin. AOS çok fazla özelliğe sahip bir kütüphane. Bir gecikme komutu da kütüphanede yer alıyor. Gecikme komutu da delay komutu bu şekilde. Yine efekti eklediğim gibi gecikme süresinde elemanlarımızı ekleyeceğim. Şimdi ilk elemanıma geldim buraya. Gecikme süremiz 0 olsun diyeceğim. Yani ilk elemanım için bir gecikme süresi olmasın dedim daha doğrusu. Yazmaya da bilirdim aslında bunu. Daha sonra ikinci elemanım için 100 milisaniyelik bir gecikme süresi. Üçüncü elemanım için 200 milisaniyelik bir gecikme süresi ve dördüncü elemanımız için de 300 milisaniyelik bir gecikme sürem olsun. Sayfamı yenileyeyim. Şöyle yukarı gideyim. Şimdi başlığım geldi. Gördüğünüz gibi elemanlarım tek tek geldi bu sefer. Daha güzel bir görünüm oldu. Artık bu tür yapılarla istediğim elemanıma istediğim türden efektler verebilirim. Son olarak şuradaki resimlerime de vereyim. Çünkü resimlerde bu efekt oldukça güzel görünüyor. Resimlerimin hemen nerede olduğuna bakayım. Hangi katmanın içinde olduğuna bakayım. Evet, bu katmanımı seçtiğim zaman gördüğünüz gibi bütün elemanım seçildi. Single Portfolio IMG diye bir katmana da bu efekti uygulayabileceğim. Hemen şuradan gelelim. Şu kısmı kopyaladım. Ctrl C ile. Şimdi bakıyorum. Single Portfolio diye bir şeydi. Hemen aratalım hatta. Şimdi şuraya Ctrl V ile efektin ismi de Zoom In olsun. Yani büyükten böyle büyükçe başlayıp küçülsün. Ctrl C diyelim. Diğer resimler için de aynı şeyi yazacağım buraya. Ctrl S diyelim. Artık resimlerimiz için de efektimizin çalışıyor olması lazım. Gördüğünüz gibi resimler için de efektlerimiz çalışıyor. Gerçekten son derece kullanışlı bir kütüphane. Çok da kolay. Gördüğünüz gibi
Sadece HTML yapımıza birkaç komut yazacağız. Son olarak şunlardan da bahsetmek istiyorum. Ahus gerçekten çok detaylı düşünülmüş bir kütüphane. Çok fazla özelliği var. Bunlardan biraz konuşalım ve videomuzu bitirelim. Öncelikle şuradan başlayayım. Bazı durumlarda HTML elemanlarımızı bazı komutlar ile oluştururuz. Yani standartta bazı elemanlarımız yoktur ama jQuery gibi, Ajax gibi yapılarla HTML elemanlarımız sayfa yüklendikten sonra oluşturulur. Bu oluşturulan elemanlarda da bu efekti kullanmak istiyorsak refresh özelliği veya refresh hard özelliği burada mevcut. Aksi takdirde sonradan oluşturulan elemanlar için bu efektleri kullanamayız. Bu kütüphanenin artılarından bir tanesi bu. Yine temel ayarları en baştan ayarlayabiliriz. Bütün efektler için ayarları buradan yapabiliriz. Yine dediğim gibi gecikmeler verebiliriz. CSS animasyonunun ne türden olacağını burada tanımlayabiliriz. Animasyon süresinin ne kadar süreceğini ayarlayabiliriz. Kaydırma çubuğunun konumundan ne kadar fazla veya ne kadar az olursa efektin çalışması gerektiğini yine buradan ayarlayabiliriz. Bunun yanında bu tür efektler cep telefonlarında zaman zaman çok farklı görünebiliyor. Çok istenmeyen yerlerde çalışmaya başlayabiliyorlar. O yüzden bu kütüphanede cep telefonlarına özel bir komut daha var. Eğer istersek cep telefonlarında bu efektleri çalıştırmayabiliriz. Yani hiçbir sıkıntı yaşamadan cep telefonlarında da internet sitemiz düzgünce görüntülenebilir bu sayede. İstersek de istediğimiz pencere boyutunda bu efektlerin çalışmamasını bu şekilde belirtebiliriz. Yani dediğim gibi gerçekten Ağustos'un son derece fazla özelliği var. Hemen hemen her şey düşünülmüş diyebilirim. Elbette ki şunu da hemen ekleyeyim. Eğer Ağustos'tan memnun kalmazsanız bu efektleri yapabilen çok fazla sayıda kütüphane mevcut. İnternette bir küçük arama ile rahatlıkla bulabilirsiniz. Genellikle scroll reveal diye aratırsanız çok fazlaca, hatta bir de JSS'ini koyalım, bir kütüphane olduğunu da söyleyelim. Çok fazla gördüğünüz gibi kütüphane karşınıza gelecektir. Tabii ki çok daha farklı isimde kütüphanelerde olabilir. Burada aramayla çıkmayabilir ama buradan bulmaya başlayabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Sonraki videolarda da yine web tasarımı ile ilgili bazı ipuçları vermek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.